Merhabalar, ben Ahmet Bektemir. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyla tekrar beraberiz. Tost makinesi aldık ve bunu sizinle beraber kutu açılışını yapıp ondan sonra da size gerekli bilgileri sunacağız. Kutuyu açıyoruz. Gayet güzel tasarlanmış. Taraftan. Daha önce Simba'dan aldığımız bir ürün vardı. Onu geri iade etmek zorunda kaldı. Çok berbat bir şekilde kutlanmış ve çiziklerle doluydu. Bugün Arnika ile beraberiz. Daha işte biraz daha dikkatli olarak tasarlamış kutusunu. Herhangi bir çizik görmüyoruz şu anda. Yine şuradaki herhalde yağ adresini bu tarafa koyuyoruz. Bu güzel bir özellik. Diğer taraftan güzel kutulanmış, 3 yıl garantili olan bir ürün. En önemlisi bayanların... Ben plakaları nasıl temizleyeceğim dediği ürün. Granit kaplama gayet kolay takılan bir sistem. Diğer taraftan da hemen burada da bir tuş var. Bastığımızda diğer plakayı alabiliyoruz. Kolay bir şekilde de takabiliyoruz. Bu üründeki en çok beğendiğim de şuradaki on-off butonu. Fişe bir kere taktıktan sonra sadece on-off tuşuna bastığımızda artık bundan sonra geri kalan tek şey şuradaki termostat butonunu çevirip kullanabilmek. Bu da gayet bize avantaj sağlıyor. En güzel tarafı da 180 derece de açabiliyoruz bunu. Burada bir kitlem var. Yukarı doğru çevirince şöyle 180 derece kabloyu da açmak gerekiyor gerçi ama şöyle iki tarafta da kullanabiliyoruz. Bu gayet güzel. Diğer taraftan da bir kilitleme butonu var. Kilitlediğimizde de bu şekilde kaldırıp götürebiliyoruz. Dolayısıyla en azından ürünü sağa sola götürürken gayet rahat bir şekilde götürebiliyoruz. Özelliklerin arasında da hangi ürünleri pişirebileceğimizi gösteren bir 5 kademeli bir liste var. Bu listeden de balık kızartmak istediğimizde 4 nolu termostat ayarını çeviriyoruz ve buna göre en azından hangi ayarda ürünü ısıtıcı süresini burada belirlemiş oluyoruz. Biz açıkçası beğendik. Kullanacağız. Baktık beğenmedik kullanımını. Tekrar geri göndereceğiz bunu. Bu sefer yenisini alacağız. Şimdilik ön incelememiz bu şekildeydi. Uzun kullanımdan sonra tekrar bir video çekmeyi düşünüyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşçakalın.